Kocaeli Spor Teknik Direktörü Fırat Gül, Kocaeli Spor'un Balıkesir Spor'u 6-1 mağlup ettiği maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Oynanmadan maç kazanılmıyor. Kimle oynarsanız oynayın, en alttakinden en üsttekine kadar herkes bir şekilde bir direnç gösteriyor. O yüzden biz dirençli bir rakibe karşı oynayacağımızı, özellikle oyunun ilk bölümünde en kötü ihtimalle ilk yarı boyunca o direnci devam ettireceklerini tahmin ediyorduk. Oyun içinde pozisyonlarımız var. Özellikle 0-0 iken, 1-0 gerideyken bunlardan sadece bir tane duran top pozisyonu gol yapmaya başardık devreye girerken. Bu bize çok büyük moral oldu. Çünkü devreye girmeden önce attığımız gol ikinci yarı biraz daha hem motivasyon, hem teknik, hem taktik, hem de mücadele anlamında bizi bir tık yukarıya taşıdı. Devre arasındaki yaptığımız konuşmalarda da maçı çevireceğine bütün oyuncularımın %100 hatta %200 inandığını ben hissettim. Sonuç itibariyle de galip geldik. Skor tabii ki önemli çünkü Kocaeli Spor geçmişte çok kötü günler geçirdi. Bunların hepsini biliyorum. O günlerde çok açık farklarla mağlup oldukları zamanlar oldu. Artı öne geçtik 3-1, 4-1 takımı tutmak gibi bir düşüncemiz kesinlikle olmadı. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettirdik. Bir taraftan da bu aslında rakibe saygı duymaktır. Çünkü rakibi ciddiye almaktır. Biz ciddiye aldığımız bir maçta 3 puanla bitirdik maçı. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Rotasyon denedik çünkü arka arkaya çok yüksek şiddetli maçlar oynayacağız. Önemli deplasmanlara gideceğiz. Buralarda yıpranan bazı oyuncuları mümkün olduğu kadar erken oyundan almak veya yıpranacağını düşündüğümüz oyuncuları bir sonraki maçta daha dinlenik bir şekilde kullanmak için yaptığımız bir planlama var. Bu planlamanın da ürününü bu maçta aldık. İnşallah minimum zayiatla bir sonraki maça çıkacağız. Bu da bu dönemleri yönetme adına çok önemlidir. Çünkü arka arkaya o rotasyonları yapmadan oynarsanız bir yerden sonra yıpranmıştık. Oyuncu ne kadar gayret etse de çaba sarf etse de fizyolojik olarak toparlayamadığı için istediğiniz performansı vermeyebilir. Biz burada bu süreci mümkün olduğu kadar iyi yönetmeye çalışıyoruz diyebilirim. Gökhan'ın durumu şu an çok sıcak. Çok ciddi bir sakatlık olduğunu ben düşünmüyorum çünkü pozisyonu gördüm. Gibi esneme oldu orada muhakkak ama minimal seviyede diye tahmin ediyorum. Şu an bunun teşhisini yapmak çok zor. Yarın ödeme gibi biraz daha azaldıktan sonra veya pazartesi günü daha net bir şekilde yorumlayabiliriz. Bunca spor çarşamba günü. Orada evet. O maçı ya biz her maça şu şekilde bakıyoruz. Bizim en önemli maçımız oynayacağımız maç. Yani bugün biz Balıkesir Spor'la oynamadan önce ligin en önemli maçı olarak Balıkesir Spor maçını görüyorduk. Çünkü önünüzdeki maçı oynamadan bir sonrakilerin hesabını çok fazla yapmanız bir şey anlam ifade etmiyor. Bugün bizim önümüzdeki maç Buca Spor. Buca Spor bizim için 38 haftalık ligin en önemli maçıdır. Bu mantaliteyle devam edeceğiz. Oradan da istediğimiz skor almak için en doğru tercihleri yapıp en doğru oyun planıyla çıkmaya çalışacağız sahaya.